Zeyit Aslan, Tokat Milletvekili, AK Parti grubu adına. Buyurun Zeyit Bey. Süreniz 20 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın uygulamalarında siyasi konumunu kullanarak Gazi yerleşkesinin tarumar edilmesi, Orman Genel Müdürlüğü arazisinin peşkeş çekilmesi ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki hafriyat alanlarının Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesiyle kamuyu zarara uğratan ve görevini kötüye kullanan Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu hakkındaki gen soru görüşmelerinde grubum adına söz aldım. Öncelikle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, yaklaşık 70 dakikadan beridir biraz önce içeriğini ifade ettiğim gen soru üzerinde arkadaşlarımı dinlemeye çalıştım. Öyle ki gen soru önergesi sahipleri adına konuşan değerli milletvekili arkadaşımızın 10 dakikalık konuşması içerisinde gen soru önergesinin içeriğiyle ilgili bir cümle dahi geçmedi. Acaba dedim yanlış bir gen soru ya da yanlış bir konu üzerinde mi konuşuyor? Sonrasında CHP grubu adına çıkan arkadaşımız gen soru ile ilgili sadece biraz önce benim okuduğum ifadeleri okumanın ötesinde herhangi bir cümlesi yok. Tamamıyla Manisa'daki bir orman alanı ile ilgili Manisa'nın sıkıntısını burada 20 dakikalık süre boyunca ifade etmeye çalıştı. Daha sonra Barış ve Demokrasi Partisi adına çıkan milletvekili arkadaşımız Marksist bir ideolojinin kapitalizme bakışını açıklamanın ötesinde son birkaç dakikasında da güncel konu olan açlık grevleri dışında hiçbir konuya değinmedi gen soruyla ilgili. En son yine teşekkür ediyorum. Gen soru önergesindeki ilk imza sahibi olan Sayın Seyfettin Yılmaz 20 dakikalık konuşması içerisinde takip ettim. 2 dakikalık kısmında mevcut gen sorunun içerisinde yer alan İstanbul'daki hafriyat alanları ile ilgili değindi. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Çünkü kendimi acaba hangi görüşmeyi yapıyoruz? Bugün Sayın Veysel Eroğlu ile ilgili MHP'li arkadaşlar tarafından verilen o içerik dışında başka bir konu mu görüşüyoruz? Yoksa ben yanlış mı anladım? Kürsüye çıkınca yanlışlıkla başka bir konuda konuşmak zorunda kalmayayım diye dikkatle dinledim. Bu aslında bir şeyi gösteriyor. Her gen soru görüşmesinde burada gen soru müessesesinin ciddiyetini her geçen gün yitirmeye başladığını, hatta bundan yaklaşık 2 ay önceki Sayın Beşir Atalay ile ilgili gen soru görüşmesinde bir yalancı çoban hikayesi anlatmaya çalışmıştım. Artık gen soru görüşmeleri ya da gen soru müessesesinin yalancı çobana dönüşmeye başladığını, bunun siyaset kurumunun ciddiyetini kaybetmesine neden olacağını, siyaset kurumunu en fazla öncelemesi gereken buradaki milletvekilleri ve siyasetçiler olarak buna dikkat etmemiz gerektiğini ifade etmeye çalışmıştım. Ama görüyoruz ki biz ne söylersek söyleyelim, hangi anlamda siyaset kurumunu güçlendirme, siyaset kurumuna ciddiyet kazandırma, siyaset kurumunun itibarını artırma çabası gösterirsek gösterelim, muhalefet kendinin de içinde bulunduğu siyaset kurumunun dibe vurması için elinden gelen gayreti ve çabayı göstermeye devam ediyor. Bu dönem gen soruları hep CHP verirdi. Birdenbire ne olduğunu biz de anlayamadık. Büyük kurultayı öncesi, kongresi öncesi MHP 7 tane gen soruyu ard arda verdi. Herhalde dedim ki CHP yıllardan beridir gen sorular veriyor, çalışıyor, çabalıyor, anlatmaya çalışıyor. Fakat bir türlü bu noktada sonuç alamıyor. Galiba yoruldu. O zaman nöbetin devralınması lazım. Şimdi CHP gen sorularla ilgili nöbeti sanıyorum MHP'ye devretti. Hayırlı olsun size. Ben o konuda bir şey demeyeceğim.
Şimdi değerli arkadaşlar, ben tabii 70 dakikadır gen soruyla ilgili bir şey dinleyemediğim için burada o gen sorunun içeriğinde yer alan iddialarla ilgili somut herhangi bir şey duyamadığım için neyini konuşayım Allah aşkına, ne söyleyeyim ben yani? Şimdi önerge sahipleri adına konuşan arkadaşımız çıktı. Sayın Bakanımızın başka icraatları, başka kendince iddia ettiği başka sıkıntılarını ifade etti. Varsa getirirsiniz o konularla ilgili gen sorularınız. Ya da elinizde bir takım bilgileriniz varsa, belgeleriniz varsa bu iddialarınızı ilgili yargı mercilerine taşırsınız, gereği yapılır. Ama bugün eğer bugün burada siz çıkıp da İstanbul'daki hafriyat alanları, Gazi Yerleşkesi'nin tarumar edilmesi gibi konularla gen soru verip de bu konulara değinmiyorsanız gen sorunuza kendiniz inanmıyorsunuz. İddialarınıza kendiniz inanmıyorsunuz. İnansanız burada olursunuz. 12 tane imza var, 12 tane adam anca burada o kadar var. Yani gen sorunuza inansanız, gerçekten haklı olduğunuzu bilseniz grubunuzu burada tutarsınız. Biz inanmadığımız için arkadaşlarımız böylesi ciddiyetsiz bir gen soru görüşmelerini dinlemeyi gereksiz buldular. Ben de mecburen dinlemek zorunda kaldım. Şimdi değerli arkadaşlar. Şimdi ben gen sorunun içeriğinde yer alan iki konuyla ilgili getirdiğinizde konuşuruz onları. İki konuyla ilgili konulara değinmek istiyorum. Bir, Gazi yerleşkesinin tarumar edilmesi diyor. Aldım gen soruyu. Okudum gerekçesini. Hani gerekçesinin içerisinde Gazi yerleşkesiyle ilgili ne yapılmış ona bakayım dedim. Bir sayfadan ibaret Seyfettin Bey, yazdığınız metni okuyun. Bir cümle dahi, bir kelime dahi Gazi yerleşkesi diye bir şey geçmiyor. Şimdi ben Gazi yerleşkesinin neresi tarumar edildi, nasıl tarumar edildi, acaba şifahi konuşmada bahsederler mi dedim. O konuda da bir beyan göremedim. Şimdi bunu biraz önce anlatacaktınız. Bunu şimdi değil, biraz önce anlatacaktınız varsa bir şey. Şimdi ben tabii Gazi yerleşkesinin tarumar edilmesiyle ilgili bir şeyler söyleyeceğim ama iddianın ne olduğuyla ilgili ne şifahi beyanda ne yazılı metinde bir şey göremediğim için bu konuya değinmeyeceğim. Fakat acaba dedim Orman Genel Müdürlüğü'nün TOKİ ile yaptığı Orman Genel Müdürlüğü arazisi üzerinde başbakanlık binası yapılmasıyla ilgili olabilir mi diye düşündüm. Orman Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlara, Sayın Bakanımıza ifade ettim. Bu Gazi yerleşkesinin tarumar edilmesi meselesi neyle irtibatlı dedim. Bununla ilgili olabilirler. Bize de ulaşan somut bir bilgi olmadığı için dediler. Şimdi eğer Gazi yerleşkesinin tarumar edilmesi dediğiniz husus şayet bu ise, Orman Genel Müdürlüğü arazisi üzerine TOKİ tarafından yapılacak başbakanlık binasıysa, ben şimdi burada Sayın Bakan'ın hangi siyasi nüfuzu kullandığını, hangi yasaya aykırı hareket ettiğini, hangi mevzuatı çiğnediğini, hangi yolsuzluğu yaptığını şahsen merak ediyorum. Yani kamunun geleceğim, bekle ya, sabırlı ol biraz ya. Ya biraz sabırlı ol. Gelir oraya da vakit. Canını sıkma sen. Sen canını sıkma canım. Sen canını sıkma, oraya da gelir. Oraya da gelir, merak etme. Ben sizin gibi boş şeylerle harcamayacağım. Şimdi eğer ne diyorsun ne? Yapmadım. Yapmadım. Eğer belgelersen belgeler misin? Belediyenin avukatlığını yaptığımı. Ha ne konuşuyorsun oradan? Ya bilip bilmediğin her konuda ne konuşuyorsun? İkide bir çıkıyorsun oradan. Oturduğun yerde. Dinle adam gibi. Adam gibi dinle. Biz saygıyla dinledik. Seyfettin Bey'i saygıyla dinledik. Diğer arkadaşımızı saygıyla dinledik. Hiç sesimizi çıkarmadık. Otur dinle ya. Ya konuşma. Benim nasıl konuşacağımı sen belleyecek değilsin. Senden de ders alacak değilim. Git işine bak ya. Yürü. Şimdi eğer Orman Genel Müdürlüğü arazisinin başbakanlığa devri ise
Biri çıksın bundaki yolsuzluğu, usulsüzlüğü, yasaya aykırılığı, siyasi nüfuzu göstersin. Ben göremedim. Değerli arkadaşlar, arkadaşlara ifade etmiyorum. Çünkü ben ne dersem diyeyim onlar zaten kendi bildiklerini okuyacaklar. Bu gazi yerleşkesinin tarumar edilmesi denilen olayla ilgili ben hukukçuyum. Baktım, araştırdım, hiçbir şey bulamadım. Gönlünüz rahat olsun arkadaşlar. Bu bir. İkincisi, efendim İstanbul'daki Orman Genel Müdürlüğü'ne ait hafriyat alanları ile ilgili siyasi nüfuz kullanılmış, usulsüzlük yapılmış, yolsuzluk yapılmış. Şimdi 1996 yılına kadar Orman Genel Müdürlüğü'nün bu alanlarında hafriyat dökülmüyor. 96'da bir mevzuat değişikliği yapılıyor. 1996'dan itibaren Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bu alanlara hafriyat döküm izni geliyor. Ve 2009 yılına kadar da Orman Genel Müdürlüğü bu alanlara izin karşılığı, ücret karşılığı hafriyat döktürüyor. Aynı zamanda da bu hafriyat dökülen alanların tekrar ormana kazandırılması için en az 1,5 sanıyorum ben teknik tarafını çok bilmem metre boyunda fidanlar dikilmek suretiyle yeniden ormana kazandırılması gerekiyor. 1996'dan 2009'a kadar Orman Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki hafriyat alanlarına döküm için aldığı izin parası eski parayla 36 trilyon, yeni parayla 36 milyon. Yani 13 yılda Orman Genel Müdürlüğü 36 milyon para kazanmış bu işte. Peki orman alanlarının yeniden geri dönüştürülmesi için ne harcama yapmış? 21 milyon. Çıkarın 36'dan 21'i, bu hesap yapmayı iyi bilenler var, 15 milyon. Yani 13 yılda Orman Genel Müdürlüğü bu alanlardan 15 milyon para kazanmış. Peki 2009'da Orman Kanunu'nda bir değişiklik yapılmış. Şimdi bir şey de ifade etmek istiyorum. Yani Sayın Bakan'ın Orman Kanunu'nda yaptığı değişiklik diye ifade ediyor. Arkadaşlar hepimiz milletvekiliyiz. Kanunlarda değişiklikleri bakanlar yapmaz, meclis yapar. Yani meclisin kabul ettiği Orman Kanunu'ndaki değişiklikle bu hafriyat alanlarının Orman Genel Müdürlüğü dışında da belediyelere hafriyat döküm olarak verilebileceği hükme bağlanmış. Bunun üzerine 2011 yılında yani yaklaşık 1,5-2 yıla yakın bir zamandan beridir de İstanbul'daki Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araziler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat alanı olarak kullanılmış. Peki Orman Genel Müdürlüğü 2011'in başında başlayan ve 2012'nin bugün sonuna geldiğimiz yaklaşık 2 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi'ne izin karşılığı Büyükşehir Belediyesi'nden ne kadar tahsilatta bulunmuş? 37 milyon. 2 yılda. Peki başka bir kar ne var? Biraz önce ifade ettim. Bu alanların geri dönüşümünü sağlamak gerekiyor. Hani Orman Genel Müdürlüğü 20 milyon harcayıp geri dönüştürmüştü ya. 5 yıl boyunca da bu alanların geri dönüşümünün masrafı Büyükşehir Belediyesi'ne ait. 20'yi de oradan kurtardık mı? Alın size 57 milyon 2 yılda Orman Genel Müdürlüğü'nün kazancı. Allah aşkına. Nerede burada yolsuzluk? Nerede burada usulsüzlük? Kamuyu zarara uğratmak nerede? Kamu Orman Genel Müdürlüğü. Soruyorum arkadaşlar, rakamları verdim. Varsa farklı rakamlar çıksınlar versinler. Zaten rakamları söyleyemedi arkadaşlar. Çünkü rakamları söyleseler açık ortaya çıkacak. 2 yılda 57 milyon Orman Genel Müdürlüğü kazanmışken daha önceki mevzuatta 13 yılda 20 milyon kazanmış. İşte nasıl 20 milyonu 57 milyona çıkartırsınız diye kamuya zarara uğratmaktan Sayın Bakan'a da böyle bir gen soru vermişler. Şimdi tabii Sayın Bakan'ın gen soru içeriğinde olmayan diğer konularıyla ilgili ben cevap verecek değilim. Bilmediğim konularla ilgili ona kendisi eğer cevap vermek isterse mutlaka verir. Ama gerek gazi yerleşkesinin tarumar edilmesi, gerekse İstanbul'daki hafriyat alanlarının usulsüz ve yasalara aykırı bir şekilde Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesiyle ilgili ne yasalara aykırı bir durum vardır, ne vicdana aykırı bir durum vardır, ne ahlaka aykırı bir durum vardır. Bu noktada Sayın Bakanımın
görevi kötüye kullandığını ve kamuya zarara uğrattığını iddia edecek hiçbir belgeyi, bilgiyi, delili şu ana kadar ortaya koymadıkları için vicdanınız rahat, gönlünüz rahat olarak Sayın Bakanımın gen soru görüşmeleriyle ilgili hayır diyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, 10 güne yakın bir zamandan beridir yasama görüşmesi yapıyoruz. Ben 3. dönem milletvekiliyim. 11 ile yakın bir zamandır da burada memleketimiz için, milletimiz için doğruları yapma, güzellikleri ortaya koyma noktasında katkı vermeye çalışıyoruz. Ama şu son 10 gün boyunca mecliste yaşananları gördükçe acaba biz bir yerde yanlış mı yapıyoruz? Bizim göremediğimiz bir şeyler var da muhalefet bunu görüyor, biz bunu anlamakta zorlanıyor muyuz diye de zaman zaman kendimi muhasebe etmeye çalıştığım, gece yattığımda bunu sormaya çalıştığım oluyor. Fakat ne hikmetse bunu, yani yanlışı nereden yaptığımızı, onların gördüğü ya da bizim göremediğimiz yanlışı gerçekten ben göremiyorum. 10 günden beridir şu grubu ihanetle suçlandık. Vatanı bölmekle suçlandık. Bu ülkede halkların kardeşliğini bozmakla suçlandık. Yani o kadar çok iftira, o kadar çok ihanet suçlaması, o kadar çok vatan bölünme paranoyasıyla bu gruba saldırılar oldu ki, ya dedim ki ben Tokat'ta doğmuş, vatanını seven, milletini seven, 6 çocuklu fakir bir ailenin çocuğu olarak buraya gelip de acaba bu vatanı satmak için mi uğraşıyorum? Acaba ben bu konuda 48 yaşına girmiş bir adam olarak 48 yıllık vatan mücadelesini, bayrak mücadelesini, birlik mücadelesini, kardeşlik mücadelesini terk ettim de bir büyükşehir yasasıyla Türkiye'yi mi bölüyorum? Şimdi geriye doğru aslında dönüp muhalefetteyken bu söylemleri söyleyenlerin iktidar dönemlerinde aslında ne yaptıklarına bir bakmak lazım. Yani bugün hani Sayın Başbakanımızın deyimiyle sırtında yumurta küfesi olmadan rahat yürüyen ve konuşanların sırtlarına küçük bir yumurta küfesi aldıklarında nasıl hareket ettiklerini, eylem ve söylemlerini nasıl değiştirdiklerini görmek lazım. Çok uzağa değil. Çok uzağa değil, çok kısa. 10 sene, 12 sene öncesine şöyle bir döndüğümüzde İki söylemle Türkiye'de milleti aldatarak iktidara gelenlerin o iki söylemin tam tersini yaptığını görüyoruz. Ne 99 seçimleri meydanlarda iki tane söylem var. APO'yu asacağız, erkekler gibi başörtüsünü çözeceğiz. Şimdi yıllarca vatan diyerek, bayrak diyerek mücadele etmiş milliyetçilerin duygularıyla oynayıp bu vatan evlatlarının sandıkta oyunu aldıktan sonra meclise gelip başörtüsünü kuzu çözenlerin APO'yu idam etmek yerine onun idam dosyasını meclise getirmeden başbakanlıkta bekletenlerin muhalefetteki erkekliklerinin iktidarda nasıl ürkekliğe dönüştüğünü hepimiz gördük. Bu millet de gördü. O yüzden iktidardayken Amerikan ekonomi danışmanının çıkıp IMF olarak biz Türkiye'yi satın aldık dediklerinde sesi çıkmayanlar hangi milli duyguyla hareket ettiniz? Siz o dönemde karnımız aksa da zafer İslam'ın diye sokak sokak yürüyen milliyetçilerin, muhafazakarların, vatan sevdalarının oyunu alıp da gelip burada onların çocuklarının polis olmasını engelleyen, 12 yaşına kadar Kur'an öğrenmesini engelleyenler hangi milliyetçilik duygularıyla hareket ettiniz? Allah aşkına soruyorum. Soru zarar söyleyemeyen,
Morris'e laf söyleyemeyen, dervişin taşeronluğunu yapan, milliyetçilerin başbakanlık sevdasını bir gecede yok edenler. Kendinize bakın, kendinizi sorgulayın. Millet sizi gördü zaten. Ama size teşekkür ediyorum. Süren bitti, size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. O dönemde güzel bir iş yaptınız. Erken seçim karar. Teşekkür ederim Sayın Aslan.